Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 31 Temmuz 2024 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Ağustos ayında önemli değişiklikler var. Cinsiyet değişikliği kolaylaştırıldı. Yarından itibaren isteyen herkes nüfus müdürlüğüne basit bir şekilde başvurarak cinsiyetini değiştirebilir. 14 yaşından küçük çocuklar ailelerinin onayı olmadan başvuramaz. 14-18 yaş arasındakiler başvurabilir. Ancak aile onayı yoksa değişiklik 18 yaşında gerçekleşir. 18 yaşından büyük olan herkes senede sadece bir defa cinsiyetini değiştirebilecek. Kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamayanlar diğer cinsiyet seçeneğini de yazdırabilecek. Öğrencilere verilen burs ve kredi BAföG %5 artıyor. En yüksek miktar şu anda aylık 934 avro. Evden uzakta yaşayanlara verilen konaklama yardımı da 380'e çıkarılıyor. BAföG alan öğrencilerin anne babalarının ya da eşlerinin gelirlerine uygulanan vergiden muaf miktarda 0,25 puan yükseltilecek. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına üniversiteye başlarken bir kereliğine mahsus 1000 avro başlangıç yardımı yapılacak. Meslek eğitimi garantisi de yürürlüğe giriyor. Yarından itibaren iş ajansı, şirket içi eğitim yeri bulamayan gençlere şirket dışı eğitim alternatifi sunmak zorunda. Bunun masraflarını da karşılayacak. Meslek eğitimi Almanya'nın temelidir ve bu sistem maalesef son yıllarda aksadı. Bu yüzden her şey aksamaya başladı. Sosyal açıdan dezavantajlı durumda olan okullara ek kaynak ayrıldı. 4000 okul için yılda yaklaşık 1 milyar fazladan para harcanacak. Ağustos ayının sonundan itibaren de müstakil evi olanlar KfW üstünden ısıtma desteği başvurusu yapabilecek. Yeni ısıtma sistemi alırsanız devlet bunun %70'ine kadarını karşılıyor. Yıllık geliri 40 binin altında olanlar en fazla 21 bin avro destek alabiliyor. Daha çok kazananlara daha az destek veriliyor. Şahısların dışında şirketler de başvuru yapabilir. 2023 vergi beyanını kendi kendinize yapıyorsanız, muhasebeci desteğiyle değil kendiniz yapıyorsanız 31 Ağustos son tarih, cumartesiye denk geldiği için 2 Eylül pazartesine kadar vergi dairesine ulaşması şart. Galeria Kaufhof iflas başvurusu yapmıştı. 1 Ağustos'tan itibaren yeni sahipleri şirketi devralıyor. 92 mağazası kaldı. Bunun 9'unun daha kapatılacağı açıklandı. Binlerce insan yine işsiz kalacak. Avrupa Şampiyonası nedeniyle saat 22'den sonra bile gürültü yapmak mümkündü. Yarından itibaren eski sisteme dönüyoruz. 22'den itibaren gürültü yok. Kamusal alanlarda televizyon izlenemeyecek. Esrar etkisinde araç sürenlere de 3000 avroya kadar para cezası verilecek. 21 yaşın altındaki sürücülerin kullanması tamamen yasak. Bu yaşın üstü için kanda 3,5 THC değeri. Bundan yüksekse ceza yazılacak. ABD'ye giderken köpeğinizi yanınızda götürmek istiyorsanız artık bunu yapamayacaksınız. Kuduz gibi bulaşıcı hastalıklara karşı sadece yardım köpeklerinin yolcu uçaklarıyla ABD'ye girişine izin veriliyor. Diğer köpekler kargo uçaklarıyla gitmek zorunda kalacak. Ve Almanya'da birçok eyaletin yaz tatili sona eriyor. Thüringen de bugün bitti. Sadece Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri Eylül'e kadar yaz tatilinde olacak. Yavaş yavaş Türkiye'den dönüşler de başlayacak. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu değişiklikler de inşallah hepimiz için hayatımıza iyi etki eder ve diğer haberlerle devam ediyoruz. CDU-CSU grubu mültecilerin Alman vatandaşlarından daha az para alması gerektiğini savundu. CSU grup başkanı Dobrindt, Bild'e yaptığı açıklamada sığınmacılara vatandaşlık parasının altında yeni bir yardım sistemine geçilmesini önerdi. CDU'nun iç politika uzmanı Strom ise mülteciler için zorunlu kamu hizmeti çağrısı yaptı. Yani zorla çalıştırılsınlar dedi. Avusturya benzer bir modeli hayata geçirme kararı almıştı. Bu arada mülteciler zaten sosyal yardımdan daha az para alıyorlar. Sadece Ukrayna'dan gelenlere bir istisna var. Ukraynalılar Alman vatandaşlarıyla aynı parayı alıyor. Almanya'da sosyal yardım alan kişi sayısı ise şu an itibarıyla 4 milyon 21 bin. İşsizlik rakamları açıklandı. 2 milyon 89 bin kişi. %6 iş arıyor ama bulamıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre 105 bin artış var. Enflasyonda %0,5 beklentilerin üstünde arttı. Ekonomik göstergeler maalesef iyi değil. Bugün senenin en sıcak günü olabilir. Birçok bölgede 35 derece görüldü. Uzmanlar orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu. Aşırı sıcaklarda bol su içmek, mümkünse hiç dışarı çıkmamak, çıkılmak zorunda kalınırsa da güneş kremi kullanmak tavsiye ediliyor.
Almanya'da geçen yıl 3200 kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti ve %85'i 75 yaşın üstündeydi. İsviçre'nin Glarus kantonunda 2 ayda 8 patlama meydana geldi. 3 İsviçreli ve 1 Alman gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada patlayıcı maddeler ele geçirildi. Neden yaptıkları henüz bilinmiyor. Hollanda'da da enflasyon %3.7'ye yükseldi. Loos'un şehrinde bir kız çocuğuna kurt saldırdı. Yavruları varmış kurdun, korkmuş. Onları korumak için saldırmış, çocuğun durumu iyi. Avusturya'da enflasyon %2.7, emekli maaşlarına ise önümüzdeki yıl %4.5 zam yapılacak. Ayda yaklaşık 80 avro yapıyor. Avusturya'da ortalama emekli maaşı 1700 avro, Almanya'dan çok daha yüksek. İngiltere'de Southport şehrinde bir bıçaklı saldırı meydana geldi. 3 kız çocuğu öldürüldü. Cinayetin ardından halk büyük protesto gösterileri düzenlemeye başladı ve polisle çatıştı. Onlarca polis memuru yaralandı. Birçoğunun durumu ağır. Saldırının baş şüphelisi 17 yaşındaki Ruandalı bir başka çocuk. Fransa'da ise tırtına demiryolu trafiğini durma noktasına getirdi. Yon bölgesinde 100 bine yakın yolcu etkilendi. Belçika'da da sarı kodlu fırtına uyarısı var. Acil durum numarası 1722 yeniden aktif hale getirildi. Ülkedeki doğum oranı da 82 yılın en düşük seviyesinde. Kadın başına ortalama 1.47 çocuk düşüyor. İlk hamilelik yaşı da oldukça yükseldi. 31'in üstüne çıktı. Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor. İsrail, Beyrut'a bir saldırı düzenledi. Hamas lideri Haniye'de dün gece Tahran'da kaldığı otelde güdümlü bir füzeyle vurularak öldürüldü. İran, bizim topraklarımızda şehit oldu. Bu yüzden kendimizi sorumlu kabul ediyoruz. İntikamını alacağız açıklamasını yaptı. Çin, Pakistan, Katar, Ürdün ve Türkiye'de tepki gösterdi. İsrail, güvenlik kabinesini topladı. Maalesef bölgede gidişat hayra alamet değil. Bulgar bir kahin vardı, Baba Vanga, Balkanların Nostradamus'u olarak biliniyor. Baba Bulgarca nene demek, o yüzden Baba Vanga deniyordu, yoksa kadın. Devlet başkanları bile ayağına kadar gidip tavsiye aldılar. Bazı olayları bildi, bazılarını bilemedi. Örneğin Japonya'daki tsunami'yi, 11 Eylül saldırılarını, IŞİD'in yükselişini doğru tahmin etmişti. Ancak bilemediği, daha doğrusu söyleyip de çıkmayan çok şey vardı. 2025 yılı için Avrupa'da savaş çıkacağını söylemişti. Kehaneti bu. Tüm dünya basınında bunlar haber oluyor. Acaba bu sefer bilebilecek mi? İnşallah bilemez. Çünkü bu savaşın hiç şakası yok. Bir gece ansızın gelebiliriz diyor siyasetçiler ama onlar gitmiyor. Çocukları yeğenleri de gitmiyor. Gariban halk çocukları gidiyor. Savaşın hiçbir zaman kazananı olmaz. Şu veya bu şekilde savaşa katılan herkes ölür. Kimi bedenen, kimi ruhen. Batı cephesinde yeni bir şey yok diye yazmıştı Marquez. Hala yok. Savaşların sorumlularını genelde yanlış yerlerde ararız. Dünyada öldürülen tüm çocukların sorumluluğu bu siyasetçilerin üstünedir. Avrupa ve ABD istese bu ölümleri bir gecede durdurur. Ama atılan her füze, sıkılan her mervi silah kartellerine para kazandırır. Onlar da siyasetçilerin dostlarıdır. Dolayısıyla sistem kandan besleniyor. Sivrisinek gibi. Hiç göze batmadan. Bugün bir sivrisinek görseniz korkmazsınız. Ama bir aslan görseniz korkarsınız. Ayı görseniz, yılan görseniz, mesela su aygırı görseniz korkarsınız. Çünkü onlar korkutucu görünür. Ama dünya üstünde en çok ölüme sebep olan hayvan sivrisinektir. O sokarak, ısırarak öldürmez. Ama ölümcül olan yüzlerce hastalığı diyardan diyara taşır. Onun yüzünden her yıl 1 milyondan fazla insan ölüyor. Bunları destekleyen bir siyaset ve medya gücü de var. Onlar da her türlü ekolojik sistemde hayatta kalabilen hamam böcekleri gibidir. Bu hamam böcekleri 250 milyon yıldır dünyada yaşıyorlar. Dinozorlar döneminde de varlardı, hala varlar. Çünkü her türlü felaketten sağ çıkarlar. Çok güçlü değillerdir ama uyumlular. Yeni şartlara hemen adapte olurlar. Dünyada da cesurlar değil, uyum sağlayanlar hayatta kalır, diğerleri ölür. İbrahim Tenekeci, güzeldim de galiba demişti, bunu nasıl söylesem. Eline sağlık Tanrım. Leyla çok güzel olmuş. Tanrım eline sağlık. Dünya da çok güzel olmuş. Keşke biraz ölmesem. Hoşça kalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.